programından herkese mutlu günler diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi zihinleri ve gündemi meşgul eden eğitim sorunlarına çözümü bulunduğu adreste Konteve Eğitim Günlüğü programındasınız. Efendim içinde bulunduğumuz hafta Kütüphaneler Haftası. Ee, aslında biz e, değerli konuğumla programı daha önceden yapmayı düşünüyorduk ama tevafuk oldu. Bu haftaya denk geldi. Tam da konu başlığımız kitap okuma kitap okuma konusunu ele alıyoruz. Aslında milletçe sorunlu olduğumuz bir konu. Ee, başlıyoruz kitaplara yarıda bırakıyoruz, gerisini getiremiyoruz ve kitaplara nasıl davranılmasını bilemiyoruz. Bugün konuğumuzdan dinleyeceğiz inşallah. Konuğumuz kim efendim? Kitap Kahve ve Kırmızı Kalem ve Sübliminal Ayşe kitaplarının yazarı Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Ferdi Bişkin. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Arayı çok uzattık. Bayağı, Onu baştan çok, söyleyeyim. çok, çok uzattık. Çok... Ama hiç değişmemişsin. <laughs> Öyle mi? Aynen. <laughs> çok teşekkür ederim. Hocam, e, size program yaptığımızda böyle hani program çok neşeli, e, farklı bir ton oluyor. Ki ilk programımızı subliminal mesajlarla ilgili yapmıştık. yapmıştık ben değil. orada hatta şey demiştim, e, Ferti Hocam herhalde subliminal mesajlar var, evet ona dikkat edelim falan diyecek derken ters köşe olmuştum. Aslında o kadar e, etkili Korkunacak olmadığını, şey olmadı olmadığını yani. söylemiştiniz? Bugün yine beni ters köşe yapabilirsiniz bilmiyorum artık ben alışayım ona. Umarım öyle olmaz. Umarım öyle olmaz. <laughs> Eyvallah. Şimdi değerli hocam, şimdi ben Ferdi Bişkin sitesine girdiğimde çok farklı bir siteyle karşılaşıyorum. Onu ben her zaman için söylemişimdir. Şu an sen beni ters köşe yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ama burada hocam çok güzel yazılar, kitap arşivi, film arşivi, ee, özellikle de bu ilk kitabın e, pardon ilk kitap sübünler arşivi, ikinci kitapta kitap kahve ve kırmızı kalem, kalem. Ee, onun hikayesini daha önce dinlemiştim ama kitap okurken farklı bir aleme girdiğinizi görüyorum ben özellikle kırmızı kalemle çizdiğiniz o e, kitap sayfaları vesaire böyle e, dedik ki hocamla da konuşurken. Bu programın ismi Kitap İlleti olsun dedik. Hmm. Nereden çıktı bu fikir hocam? Nereden geldi? Buradan girerek başlayalım. Kitap neden, illeti. neden Kitap İlleti dedik biz bu programa? Kitap İlleti dememizin sebebi aslında bir başka yazarın bu isimdeki kitabı. O evet. da e, Mikita Brotman'ın Okuma İlleti Yalnız Başına Yapılan Ahlaksızlık isminde bir evet. kitabı var. E, bu kitabı 2017 geçen yıl evet 20 Ağustos 2017'de bitirmişim. E, aldım ve çok ilginç şeylerden bahsediyor. Kitap okuyan herkesin hissedebileceği, benim de çok derinden hissettiğim uzun zaman ama kimseyle paylaşamadım. Çünkü bazı duygular var ki sadece kendinizin hissettiğini zannediyorsunuz ama bu duyguları dünyanın bir köşesinde, başka bir yerinde, başka birisi de hissedebiliyor. <laughs> Ve e, Miki Hanım'ın kitabında bahsettiği bütün duyguları, Eksik fazla yaşadığımı fark ettim. Bu satırlarla tabii altı çizildi. Evet. İlk kitabın ismi, daha doğrusu bu programa okuma illeti okuma dememizin illeti ismi, dememiz. başlığı seçmemizin illeti ben, okuma, illeti, evet. okuma illeti buradan geliyor. Evet Hoş bir kitaptır okumak üzerine. Kendisi de bir hocaymış zaten. Orada verdiği derslerden de bahsediyor. Evet. Ee, Buradan geliyor evet. ismi. Kitap Kahve Kırmızı Kalem'in yazılış hikayesi de işte bu kitapları okudukça böyle altını çizdikçe buna birikti. Ve bir başka kitap örneği ve Günler Yürümeye Başladı isminde bir kitabı okuyordum o dönem. Dedim ki benzerini biz de yapabiliriz. Her güne bir olay anlatmıştı yazar. Ben de ardından dedim ki bizim kültürümüze uygun bir şeyler olabilir mi? Sonra aklıma altını çizdiğim satırlar geldi izlediğim filmler geldi ve onları böyle bir derli toplu hale getirmek için ortaya çıkan kitapta Kitap Kahve Kırmızı Kalem, Kırmızı kalem oldu böylelikle. Çıkıyoruz. Çok güzel hocam. Yani ben açıkçası web sayfanızdan da çok etkileniyorum. İşte orada kitap arşivi var. Okuduğunuz evet. kitaplar herhalde değil mi? Onları evet, de e, var. Yani. Aslında şöyle ben evet. o sitede şunu yapmıyorum. Hani bunlar benim tavsiye ettiğim kitaplar gibi değil. O yüzden Hı. tavsiye edilen kitaplar diye bir başlık yok. Sadece okuduğum kitapları kendi Instagram hesabımdan ve e, web sitemden paylaşıyorum. Orada bir küçük yorumlar ve bir alıntı ya da kitapla ilgili işte kitap okurken yaptığım bir faaliyet varsa mesela bazen Öyle şeyler oluyor ki bir kitabı tek bir müzik parçasıyla dinlediğim, dinleyerek okuduğum oluyor. Hmm. Mesela bununla iyi gider. Ya da işte kitabın şu sayfasında şöyle bir şeyden bahsediyor. Bakın bunu burada bulabilirsiniz gibi notlarla paylaşıyorum. Ama bu çok şey değil tamamen öznel, kendi fikirlerim içerisinde. Evet kendi fikirlerim dahilinde o paylaştığım şeyler. Eskiden filmleri de paylaşıyordum aslında evet. hani izlediğim filmleri. Film arşivi de var. Ama çünkü. o bir o kaldı artık çünkü Öyle. ona çok vakit ayıramadım. <laughs> çünkü çok film izlemeye başlayınca Hangi kitap gibi yazdım, değil yani. Değil bir buçuk iki saatte bir filmi bitirebiliyorsunuz. Ben evet. bazen vakit bulursam 3-4 film bile izlediğim hmm. oluyor günde. Özellikle tabii hani eğitmen olmanın getirmiş olduğu bir kullanım alanı da var benim için. Okuduğum şeyler evet. boşa gitmiyor. Bunu öğrencilerle paylaşıyorum. Bunu etrafımdaki insanlarla paylaşıyorum ve biraz da kalıcı oluyor bu yüzden. Çünkü tekrar edebiliyorum. Evet. İşte dün okuduğum bir şeyi bugün biriyle paylaşma imkanım var. dolayısıyla o faaliyetler bir araya gelince hem öğrencilerimize hem işte bana hem etrafımdaki insanlara e, faydalı, faydalı yani. olabiliyordur umarım. Yani. Çünkü hani bugün de bir telefon görüşmesi yaptık Sinop'tan bir arkadaşımızla. Evet. E, benzer şeyleri söylüyorlar. Hani biz faydalanıyoruz evet, buna devam de edin şekilde. diye. Aynen. E, i̇lham veriyor gel... hocam onu söyleyeyim. E, umarım yani. öyledir. Umarım çünkü bir emek var arka tarafında. <laughs> hani boşay kürek sallamış <laughs> yok, yok. olmayalım. Ben hemen dönüt veriyorum hocam ilham veriyorsun. Bu arada bir şey daha eklemek evet, istiyorum. Hani bu programa davet edilme sebebim hani benim böyle şimdi hep şunu özel eğitmenlik kariyerimde şu vardır. Eğer bir eğitime bir eğitime başladığınızda niçin bu eğitimi siz veriyorsunuz sorusunun cevabını bir şekilde vermeniz gerekir. Hani bunun arka planında ne var? İşte kitapla ilgili, okumayla ilgili bir şeylerden bahsetmek üzere buraya davet edilmişsem niçin ben davet edildim sorusu şu değil Hani ben okuma şampiyonu, Türkiye <laughs> dünya okuma şampiyonu falan değilim. Olan ne burada? E, okuyan birisiyim. Evet. Ee, hatta yani etrafıma baktığım zaman ortalamanın üzerinde okuduğumu da e, hesap ederek bunu söylüyorum, görüyorum. Dolayısıyla hani e, bir okuyucu olarak buradayım, bir uzman olarak değil ama işte yıllardan <laughs> gelen bir deneyimin sonucu ama... olarak burada olduğumu söyleyeyim. Yoksa e, yani e, ekran karşısındakiler şurası düşünmesinler ya <laughs> ne bu adam çıktı <laughs> ben daha çok okuyorum, okuyorum. ben adam <laughs> değilim gibi <laughs> böyle bir iddiam yok sadece okuyucuyum. Üstad tabi okumadan okumada ya da fark var. Haliyle e, o konuda e, cidden ben hani sizin o yönteminizi, o kırmızı kalemle çizmeleriniz falan çok hoşuma gidiyor. Dediğim hı hı. gibi takip ediyorum. Tabi okumanın e, değerli hocam farklı yönleri de var tabi. E, sizle konuşurken faydalarını hep okurursak işte faydalıdır dedik ama siz oraya zararları da vardır belki demişsiniz. Yani, çok fazla. Evet, ha, çok nedir fazla. hocam okumanın faydalarını hadi biliyoruz ama çok zararları fazla. ne hocam oradan da girelim. Ee... Şimdi okuma okumanın hep faydalı olduğu söylenir evet. Yani evet. Okuyun okuyun. Hatta bazı klişe cümleler vardır. Okuyun da ne okursanız okuyun gibi. Okumanın insana e, insana kazandırdığı şeyler ve kazandığı şeylerle dünyası değişebiliyor. Mesela en büyük zarar olarak nitelendirilebilirse yalnızlaştırıyor kitap okumak insanları. Çünkü Bence işte Miki Tanım'ın kitabında da benzer şeyler gördüm. diyor ki hani kitap okuma eylemini çoğunlukla uyumadan önce bir faaliyet olarak evet, düşünmüş. Maalesef. Özellikle e, erken yaştaki insanlar için yani oku, yatmadan önce yapılan faaliyet. Masal okuruz çocuklara mesela gibi. Evet. Fakat benim e, hani benim yöntemim bu değil. Kesinlikle hani yatmadan önce yatmadan önce mutlaka kitap okumak ama yatakta kitap okumak gibi bir <laughs> şey, e, alışkanlığım yok. Diye. Ee, uyumak için de kitap okumam hiç aksine hani okumak için uykumu çok ötelediğim olmuştur. Ee, kitap okumanın zararları. Birinci olarak e, yalnızlaşıyorsunuz. Hı. Çünkü kitaplarda başka dünyaları, başka insanları, onların yaşantılarını, onların nasıl düşündüğünü görüyorsunuz. Çok sevdiğim bir söz var. Kurbağa dünyayı kuyunun ağzı kadar sanırmış. Bizim kendi çevremizde işte Konya'da yaşıyoruz. Bir mahallemiz var, gittiğimiz bir okul var. Eğer dünyaya buradan bakmaya gayret eder. Buna, sadece bununla bakarsak dünyanın net okuyamıyoruz. Dolayısıyla başkalarının hayatı bu roman olsun ya da bir bilim araştırma kitabı olsun. Orada başka dünyaları, başka düşünceleri gördükçe insan yaşadığı yere yerde yetersiz, hani yaşadığı ortam yetersizmiş gibi hissedebilir. Ve işte kitap okumak için zaman ayırmak gerekiyor. Ben şu ifadeye itiraz ediyorum. İnsanın boş zamanı olmaz. Ya da kitap bir boş zaman faaliyeti değildir. Aracı değildir değil mi? Serbest zaman kavramına inanıyorum ben. Boş zaman değil. Yani insanların yapmak zorunda olmadıkları, birine bir yerde olmak zorunda değilsiniz, bir şey yapmak zorunda değilsiniz. O zamanı kendiniz değerlendiriyorsunuz. Buna serbest zaman diyorum ben. Bir serbest zaman faaliyeti de değildir kitap okumak. Kitap okumak başlı başına zaman ayrılması gereken bir iştir bence. Eyvallah. Çünkü ee, hani şunu tecrübe ettim, dünyanın pek çok köşesinden yazarlarla tanışma imkanım oldu. Özellikle e, Batılı yazarlara ulaşmak çok zor değil. Evet. Hani eğer bir kitabında bir şey merak etmişseniz, bir şeyi e, kafanıza takılmışsa, çeviri bir kitap okuyorsanız, netice bunu da yapıyorum bazen. E, çeviri bir kitap okuyorsam, yani Türkçeye çevrilmiş, eğer bir şey kafamı karıştırmışsa yayın evine, ya yazar ya da editörlüğü. ya da orijinal kitabı bulup, orijinal evet. kitabı bulup bir yerden ona edilip oradan bakıp hmm. ya gerçekten böyle mi demiş mesela kitabın bir kitabın bir tanesinde İstanbulla ilgili bir örnek var diyorum ki nasıl verebilir İstanbulla ilgili örneği acaba diyorum çevirmen mi bu örneği değiştirdi hmm. çünkü böyle örnekler de var yabancı bir kitap İstanbul örneği İstanbul örneği veriyor, veriyor. Evet. sonra bir bakıyorum orijinal ne hakikaten de İstanbul'dan hmm. vermiş örneği yalnızlaşmak birinci. hani kitap evet. okumak için zaman ayıracaksınız ve bunun için bunun için de biraz e, sosyaliteden Uzak uzak, kal, gerekiyor. uzak evet. kalmak evet. gerekiyor. E şimdi bu da bunu da e, bazı yan etkileri var. E, şimdi arkadaşlarınızı seçerken de işte okuyan insanlarla bir arada olmak çünkü onlar sizi anlıyorlar. Evet. Yani Diğere gittiğinizde işte ben uzun süre insanlarla e, işte bir kafedir böyle yerlerde 3-5 arkadaş uzun süre vakit geçiremiyorum. Bir an önce hemen e, kitap okumak için fırsat kolluyorum. Hmm. Bunu ben hissediyordum. Fakat Mekita Hanım'ın kitabında da benzerlerini gördüm. O da aynı şekilde hemen bir fırsatını bulup hatta diyor ki yanımda kitap yoksa rahatsız olurum ben. Hani Bazen şöyle oluyor. Bir kitabın e, son sayfalarındayım. İşte 15-20 sayfa kalmış. Evden çıkacağım. Dersim var okulda. Ama kitap bitebilir o hmm. arada. Ve ben boşlukta kalacağım için yanıma e, başka kitaplar alıyorum ki bazen 3-5 kitap Yedek. oluyor ki işte şiir kitabı, çok şiir okumuyorum ama hani hafif bir kitap, onun yanında ağır bir kitap, evet. onun yanında bir tarih kitabı, bir din kitabı gibi. Ee, bazen aynı anda 3-4 kitap okuduğumda oluyor. Evet, Birinci zararı bu yalnızlık, evet. yalnızlık getirmesi. Çevrenizden mutsuz olabilirsiniz çünkü kitaplarda gösterilen hayatları merak ederek ya da onların, başka insanların başka hayatlar yaşadığını görerek kendi hayatınızdan e, hoşnutsuzluğunuz artabilir. E Bunun yanında e, şimdi kitap okumak sadece işte kitabı alın, kırmızı kaleminiz ya da herhangi bir kaleminiz varsa çizim faaliyeti olmayabilir. Ben artık bir kitap e, kitap okumak için gerekli olan malzemelerle birlikte gezer hale gelmiş durumdayım. Hmm. Neredeyse ne e, mesela ne işte kırmızı kalemim evet. var, o kırmızı kalem'i kaybedebilirim çünkü başıma geldi. İşte uçakla bir yere gidiyorum, uçakta düşüyor, bulamıyorum hani kalem'i ya da bir taşıtta. E kalem yok, ben böyle kilitlenip kalıyorum kırmızı kalem olmadığı <laughs> için. Olmadı. E, dolayısıyla yanımda hani hem e, çapraz çantamda evet. hem de sırt çantamda Yediğim, hem arabamda mutlaka diyor. böyle evet. kutu içerisinde Hatta zaman zaman kitap hediyesi isteyen e, tanıdığım ve tanımadığım insanlar oluyor. işte kendi kitabımla ilgili. Onlara da kitabı gönderirken mutlaka yanında bir kırmızı kalem ve bir çikolatayla birlikte gönderirim. Hani hmm. böyle tek başına Okudunuz kitap ediyor, ediyor musunuz Okuduğum kitabı hediye etmiyorum maalesef. Evet, yani etmiyorum. özel notlar edemiyorum çünkü. Evet. çünkü hatta şöyle bir espri var arkadaşlarımız arasında. Birinin kitabını beğendiğim zaman mesela bu kitap sende olsa ve ben evet. hoşuma gitse şunu söylerim. İşte hocam bu kitabı bana verir misiniz? siz şunu teklif ediyorsunuz. Oku bana geri getir. Ben diyorum ki vermem. Hmm. Yani bu şart altında vereceksin. Çünkü ben bu kitabın sağını solunu çizeceğim. E, notlar alacağım üzerine ve bunda bir yaşanmışlık bırakacağım. Dolayısıyla bunu size geri vermem. Ama şu olabilir. Hani siz vermeyeceksiniz ben gider kitabı alırım. Çünkü hmm. e, aşağı yukarı e, ayda 20 kitaptan fazla yani her hmm. ay mutlaka 20 kitap alıyorum ama tabii bunları okumanın imkanı yok. Çünkü Amerika'daki bir istatistiği paylaşmış bir kitap. Bir yılda basılan kitapları okumak için 163 yıla ihtiyaç var. Of, bir yılda sadece. Yıla. Eğer bütün kitap okumak olmak isterseniz. gerekiyor haliyle. Işte bu çok önemli hale evet. geliyor o yüzden. Her kitap okunmalı mı? Sorusunun evet. cevabı bu. Her kitap okunmamalı. Az önce sorduğunuz soruyu da Lütfen. bitireyim isterseniz. Yani başka zararı ne var? İşte bir bu işi bir ritüele dönüştürüyorsunuz bir süre sonra. İşte benim çantam var, çantamın içinde kitap var, kırmızı kalem, kalem tıraş. kırmızı kalemin açılması hmm. için e, çevreyi kirletmeyelim diye bu kalem tıraşın, e, normalden daha büyük olması gerekiyor ve ben burada marka bile seçiyorum. Hani hmm. illa şu marka olacak, olacak. diye. E, bunun yanında kitaba para harcıyorsunuz. Evet. Bu Hele önemli. ayda 20 kitap var. 20 kita <laughs> ayda bütçe. <değil gülüyor> Tabii tamam, mesela şimdi bu konuşma işte şöyle bir soru gelse nereden kitap almalıyız? Ben bütün kitap satıcılarıyla hani hem Konya'daki esnaflarla tabii tamamıyla değil bazılarıyla yaşadığım deneyimler hem de internet sitesi bağlamında o kadar çok tecrübem var ki yani şu sitede şu iyi, bu sitede bu, bu iyi bu siteden bunu alabilirsiniz falan o zaman gibi. şey yapalım ekran başındaki izleyicilerimiz bir kitap seçiminde mutlaka size ulaşsınlar e, Bilemiyorum yani <laughs> yardımcı olacağım kesin yani evet. bir şeyler mutlaka söylerim ama tabii bunlar yine söylüyorum öznel tecrübeler evet. yani benim tecrübelerim e, maddiyatı söyledik, yalnız kalmayı söyledik evet. arkadaş seçimini söyledik bir de bunları taşıması var. Evet. Yani kitapları taşımak, taşımak. ...ele bazı kitaplar ağır olduğu için... E, ...bir de sürekli merak ediyorsunuz. Böyle bir hastalık var. Kitap evet. okumak değil de kitap sahibi <laughs> olma hastalığı. <laughs> Hocam kitabın zararlarını da konuştuk ama... ...konuşacağımız o kadar şey var ki... Evet. E, ...yönetmenim de uyarıyor kısa bir ara vereceğiz. Tabii ki. Özellikle e, reklamların ardından... ...kitaplar yarım bırakılabilir mi? Müşteri okuyucu ilişkisine bakacağız. Planlanmamış rastlantılar var başlıklarımız arasında. Yine emanet kitaplar, sistemli okumak. Oku, oku, oku. Okuduktan sonra diyoruz değil mi? Onu da özellikle evet. sizden dinleyeceğiz. Ne zaman efendim kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatalım. Bugün kitap okuma konusunu ele alıyoruz. Kimle konuşuyoruz efendim? Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi. Doktor Ferdi Bişkinle birlikteyiz. Değerli hocam bu arada ağzım tam da alışamadı. Doktor öğretim üyesi hiç oldu, ifadesi hiç biraz oldu. böyle ben Necmettin Erbakan de, Üniversitesi. İkisi de aynı. Öyle mi? Öğretim <laughs> Bence. üyesi doktor öğretim üyesi oluyor Hiç böyle. Artık... Ferdi Ferdi bile de sanki <laughs> Eyvallah, eyvallah üstadım. Şimdi reklamlardan önce özellikle kitap okumanın faydalarını her yerde zaten konuşuyoruz ama diyorsun. zararları konusunda tabii bu zararlar da tatlı zararlar yani değil mi? İnsana ne bileyim ben öyle görüyorum tatlı zararlar diye. Evet, böyle aslında evet, biraz evet. kitap Öyleydi zararlı olabilir, olabilir. mi? Şey olabilir. Kitap okumak zararlı değildir de. Değil kitap olabilir belki. kitap olabilir belki. Hocam, şimdi ben mesela kitap okurken, e, kitap evet, üzerine çizebiliyorum. Notlar alabiliyorum mesela. Test kitaplarında ne bileyim benim de böyle bir hastalığım vardı. Üzerine soru çözemezdim mesela. Mutlaka beyaz bir kağıda çözeceğim ama kitap okuma konusunda biraz daha şeyim yani altını çiziyorum artık. Ferdi hocam hocamızdan da gördük onun için çiziyoruz <laughs> altını. Şimdi kitaplara nasıl davranılmalı onu, onu sormak lazım yani. Kitaplara nasıl davranalım hocam? Kitaba nasıl davranalım? Evet. Bir arkadaş, dost gibi davranıyor. Evet. Mesela burada bir şey görüyorum ben. Onu da ha, al, özellikle e, belirtelim. Şimdi bu çanta... <laughs> evet. Bu, Şimdi Önceden yapacağım. ben hep poşet, poşetlerde evet. e, özellikle bir poşet tam kitap için uygundu. O poşetlere koyarak kitaplarımı taşıyordum. Fakat onda dışında bir desen olduğu için zamanla e, rengi soluyordu, siliniyordu filan. Sonra bir arkadaşım sağ olsun gördü bu durumu. Bana bu çantayı yaptı. Üzerine kendi logomu bastı. Çünkü Hı. biraz da şeye dönüşüyor. Şurada bir kitabın kendi yani kitaplarımın kapaklarında da olan Neo yazısı. Hı. Bu özel yani kitap taşımak bu için. Da tabii, öyle bu da özel tabi. Bu da bu da özel çizilmiş. Hı -hı. Ben yapmadım bir hediye olarak hediye geldi mi? ve işte yani kitabın tam sığabileceği. akıllı çanta bu da bir de şöyle hani her şeyin akıllısı var ya. Ha. Hani iki taraflı değil de şuradan tek geçirilerek. Aynen, Şimdi çantanın çapatını. reklamını yapmak <laughs> niyetinde değilim ama <gülüyor> ben <gülüyor> böyle bir tasarım kitapçılarda satabilirim öyle onu mi? söyleyeyim tabi. şurada hazır tutarak, böyle Oo. şu halde. Tek Şöyle uçlu. Bir bakayım. Tabii. İçinde evet, ne var? Sevgili yönetmenim de gösteriyor zaten. İçinde kitap var, kalem, tıraş var. Evet. Kırmızı kalem var. Hmm. Bir de bir ajandan var. O Şöyle kadar. Tabii. O, Kitaplara böyle davranılmaz diyorsunuz. Yani fiziksel olarak böyle. Hmm. E, kitap kahve kırmızı kalemi yazarken iki tane hikayenin nerede yer alacağı belliydi. İlk hikaye ve son hikaye. Hmm. Burada 185 yaşanmış olay var. İlk hikaye ve son hikaye belliydi. İlk hikayenin e, adı, ilk hikayenin adı kitapların verdiği zevk. Hı. Müsaade ederseniz buraya okumak Lütfen. istiyorum çünkü bu sorunun cevabı bu. Burada, evet. evet. Ee, Amerikalı eğitimci ve yazar William Leon Phelps, Yale Üniversitesi'nde eğitim verdiği dönemde aşağıda bir kısmı bulunan konuşmayı yaptı. Konuşması radyolardan yayınlandı. Phelps bu konuşmayı Nazilerin Berlin'de düzinelerce kitabı Alman fikirlerine uymuyor diye yakmalarının ardından yapmıştı. Kitaplarla ilgili cümleleri var. Diyor ki, okuma alışkanlığı insanlığın en büyük değerlerinden biridir ve biz kendi kitaplarımızı okumayı ödünç alınanları okumaktan daha çok severiz Az önce benim söylediğim şeye geliyoruz yani ödünç kitap almamak hayır, da vermemek ben, ödünç alınan bir kitap evde bir konuk gibidir ona saygılı bir resmiyetle özenli davranmalı onun hiçbir zarar görmemesi sağlanmalı sizin çatınız altında acı çekmemelidir onu bir yere dikkatsizce koyamazsınız. Onu işaretleyemez, sayfalarını kıvıramazsınız. Onu alışık olduğunuz şekilde kullanamazsınız ve bir gün gerçi bu nadiren olur, onu iade etmeniz gerekir. Evet, evet bu emanet verilme kitap, emanet verilen kitapların başına gelenler de ayrı bir program konusu olabilir. Peki nasıl davranılmalı diyor? Ancak kendi kitaplarınız size aittir. Onlara resmiyeti ortadan kaldıran samimi bir şefkatle yaklaşırsınız. Kitaplar kullanmak içindir, göstermek için değil işaretlemeye, masaya bırakmaya, tam açmaya ve yüzüstü bırakmaya korktuğunuz hiçbir kitaba sahip olmamalısınız. Kitaplarda sevdiğiniz bölümleri işaretlemek için iyi bir sebep, bunun orada yazılanları daha kolay hatırlamanıza ve alıntı yapabilmenize imkan sağlamasıdır. Yıllar sonra onları okuduğunuzda daha önceden bulunup izlerinizi bıraktığınız bir ormana tekrar girmiş gibi olursunuz. Eski topraklarda gezmiş gibi hissedersiniz. Okuduğunuz andaki entelektüel hal ve önceki siz tekrar gözünüzde canlanır. Hmm. Bir yerde aslında o zamanki zihinsel durumun fotoğrafını çekmek gibi. Yıllar sonra ya da bir süre sonra o kitaba döndüğünüzde altı çizimi... Değil mi hatırlarsınız çiziliğe, değil mi? Tabii, o o hatırlamak, hatırlamak. Geçmişten bir parça. ...gibi oluyor işte. Bu evet. e, orman benzetmesi yapmış. Kitaplara böyle davranılmalı bence. Ben ilk aldığımda bir kitabı aldığımda şunu yapmaya bayılıyorum yani. Şuradan alıp hmm. şuradan kırıp Evet. <laughs> Ve her sayfada ilk 3-5 ilk sayfada işte 50 sayfada bu kıvırmak çok hoş olabilir. Ben zevk alıyorum. Eyvallah. Bunu. Yani kitaplara nasıl davranacağız? Aslında Ferdi Hocam e, kitabındaki bir bölümle özetledi. E, cidden kitaplar geçmiş tarihten özellikle ben kütüphanelerde aldığım kitaplarda bunu çok yaşarım. Oraya düşülen notlar olur ya da küçük unutulan kağıt parçaları ve üzerinde notlar e, bazen farklı dünyalara götürür. Çok, çok. Acılar vardır orada, hüzünler çok. vardır, sevinçler vardır ama e, tabii ki kitaplar bize bambaşka bir dünya açıyor hocam dediğiniz gibi. Şimdi bundan bahsetmişken aklıma iki örnek Lütfen. geldi. Bir tanesi e, bir tavsiye olarak bunu söyleyebilirim. Eğer Sherlock Holmes hikayelerinden, Arthur Conan Doyle'un hikayelerinden, e, Sherlock Holmes karakterinden hoşlanıyorsanız... Leslie Killinger'ın e, Sherlock Holmes e, külliyatı diyebileceğim üç ciltlik bir çevirisi var. Everest yayınlarından çıkmış. Sherlock Holmes, Leslie Killinger. Onun e, kitabın tasarımı inanılmaz bir kere. Çünkü dipnotlarla anlatmış Sherlock Holmes hikayelerini ve başka araştırmacıların Sherlock Holmes'un o hikayedeki durumlarıyla ilgili açıklamalarına yer vermiş dipnot olarak. Hmm. Çok iyi bir kağıda basılmış. Okuması biraz zor başlangıçta ama alışınca kolaylaşıyor çünkü dipnotlar sayfanın sağında ve solunda. Ee, ve bir hikayeyi anlatmadan önce o hikayede genel olarak neden bahsediliyor? Sherlock Holmes külliyatında o o hikayenin yeri nerededir? Ne zaman yazılmış olabilir ya da hani hangi dönemde yazılmış? Ve bunun devamında e, Arthur Conan Doyle kitaplarını e, hikayeleri yazdıktan sonra İngiltere'de ve Amerika'da yayınlanıyordu. Arada zaman farkı olabiliyor ve bu bilgiyi paylaşıyor. Diyor ki bu hikaye ilk kez işte Londra'da şu dergide şu e, tarihte yayınlanmıştır. Amerika'da da şu tarihte yayınlanmıştır ve orijinal o dönemin çizimleriyle hmm. kitap verilmiş. Üç cilt. Ben ilk cildini okuyabildim ancak ama e, işte vakit buldukça belki işte bir arkadaşla birlikteyken sohbet ederken çünkü 20-30 sayfadır. Sherlock Holmes'in dört romanı var. Hmm. Sherlock Holmes isminde dört roman evet. var. Geri kalan hepsi 20-30 sayfalık hikayelerdir aslında. Yani o koca koca ciltli kitaplar değil. değil evet. Ve orijinal Yesadik hikayeler yani. var bu kitapta. Orada şöyle bir şeye rastladım. İki yıl önceydi yanılmıyorsam. O hikayeyi okuduğum tarihle o hikayenin basıldığı ilk kez yayınlandığı tarih 122 yıl farklı. Şimdi hmm. 124 yıl olmuştur. 122 yıl farklı aynı tarihti. Aynı tarih. Aynı tarih. Hmm. On, 18 Ağustos muydu? 19 evet. Ağustos öyle bir şey. Ve Böyle, hani şey gibi oluyor. Bunlar tesadüf Böyle... denilemez herhalde değil mi? E şimdi biraz arayışta olmakla ilgili. Evet, hani evet. Buna dikkat ederseniz bu gözünüze çarpıyor. Hmm. Şimdi şöyle bir durum vardır. Kitabın ön sözünü okumayanlar ben teşekkürlerini bile okurum kitabın. Hani Teşekkür kısmını, evet. kimin emeği geçmiş. Çünkü orada çok ilginç şeyler çıkabiliyor. Hmm. İlginç şeyler çıkabiliyor. Bununla birlikte e, bu daha önemli bir rastlantı bence. E, geçenlerde e, Mesliyer'in e, sağduyu kitabını okudum. Atatürk'ün isteğiyle basılmış bir kitap ve ilk baskısını 1920'li yıllarda e, 24 diye aklıma kalmış, an yanılabilirim. Devlet Matbaasına basılıyor ve o zamanki harflerle yani eski e, Türkçe ile basılmış hı hı. bir kitap. E, Abdullah Cevdet yapıyor çevirisini ve kitabın başında o ilk basıldıktan sonra kitabı Atatürk'e hediye edecek ve kendi notu var. Evet. İşte e, en büyük, en küçük, en küçük. E, en büyük acizden en büyük iktidara diyerek Atatürk için imzalamış ve tarihini atmış. Hmm. Benim o sayfayı okuduğum tarih yine aynı tarih. Oh. Ve yani Atatürk'ün altını çizdiği sayfalarla Atatürk'ün altını çizerek o ilk baskısında altını çizdiği satırların bazı fotoğraflarını da koymuşlar. Ve hani şu deneyim Atatürk'ün okuduğu ve altını çizdiği satırları da satırları ben de okuyorum. Hissim muazzam. Hani o tarih ama dediğim gibi yani bu bir rastlantı evet. hesap ederek ortaya Onu çıkmıyor. Onu özellikle bakarsanız, araştırırsanız belki daha fazla. O, o, siz böyle dediniz ya şimdi ben de şey yapasım geldi. Yani okuduğum kitaplarda tarihe bakasım geldi. Ondan sonra bir farkında Öyle oldum. bu, bu evet. işaret iz bırakmaktır. Bunu evet. ben e, hani sistemli okuma kısmında aslında bundan bahsedecektim ama ben aldığım kitabı hani herkesin yeni bir şehre gittiği Gelmiş zaman Gelmişken de sistemli okumadan da bir bahsedelim. Bahsedelim. Aşam, Peki. Evet. Ee, gittim her yeni şehirde satın alacağım ilk şey kitaptır. Evet. Yani o şehirde hiçbir şey yapmasam bile mutlaka, şimdi zaman zaman yurt dışında da bazı programlara katılıyorum. İlk yap, yani ayrılırken hani çikolatadır ya da ne bileyim başka bir şeydir değil. Burada bir kitap evi bulup oradan oraya ait bir kitap almalıyım hmm. ee, diyorum ve Türkiye'de de böyle. Bir şehre gittiğim zaman mutlaka oradan bir hatıra kitap alıyorum ve kitapların kapak sayfasına aldığım tarihi ve nereden aldığımı yazıyorum. Kitap biterken de buraya bitirdiğim tarihi ve nerede hmm. bitirdiğimi yazıyorum. Evet. Şimdi bu çok önemli mi? Şöyle önemli. Bakın bu bir ritüel. Bu yaptığım işi daha yapılabilir hale getiriyor. Daha zevkli hale getiriyor. Şimdi ben pazarlama konusunda çalışan birisiyim. Mesela satışı arttırmak üzere e, hedefler konulur. İşte ödüller verilir. E, Amerika'da bir şirketin yaptığı bir uygulama var. Bir ofiste sigorta satıyorlar. Satış yapan, telefonla satış yapan kişi satış yaptığı anda bir zile basıyor. Herkes duyuyor satış yaptığını. Hmm. Ya da balonlar... E, e, Uçan balonlar bırakılmış. Satış yaptığında. Satış yaptığı zaman balonun bir tanesini patlatma hakkı var. Hmm. İnsanları motive eden şey satış yapmak değil. O balonu patlatmak. patlatmak. O zile basmak. Evet. Benim de hani beni e, okumak için motive eden şeylerden bir tanesi okuduğum şeyi paylaşmak. İşte evet. sosyal medyadan, Instagram hesabından da web sitesinden. Bunun yanında bir Excel dosyası tutuyorum. Dört yıldır yapıyorum bunu. Excel dosyasında işte kitabın adı, orijinal adı. Eğer bir çeviri kitapsa, ne zaman başladım, nerede aldım, hangi yayın evinden, kitabın türü ve bitirme Peki, tarihim evet. gibi şeyler var. Oraya yazmak benim için beni daha da motive ediyor. İşte buraya bir şey daha evet. ekleyeyim ve şey var mı bir de konu konu başlıklar var mı ya şu Yok o yok. Şu... Ben sıra sadece okuma sırasına göre yapıyorum. O kütüphanemde hani evdeki kütüphanede böyle konu konu işte ders kitapları bir yerdedir ders kitapları içerisinde işte marka ile ilgili kitaplar bir yerdedir pazarlama genel pazarlama ile ilgili bir yerdedir edebiyat kısmı bir taraftadır din kitapları bir yerdedir felsefe bir yerdedir tarih kişisel gelişim gibi orada hmm. bir ayrım var ama yeni aldığım kitaplarda böyle bir ayrım yok yeni aldığım kitapların böyle bir özel rafı vardır oradan orada. Orada. karşısına yeni geçip Yeni çıkanlar seçerek... falan diye böyle <laughs> evet öyle oluyor biraz da ve <laughs> en alttadır onlar yeni onlar en alttadır İşte sistemle okumakla Bunlar birer işaret ve e, okumayı daha zevkli hale getirebilir. Benim evet. için öyle. Bir Excel dosyasına kişiler okudukları kitapları yazarlarsa hem kendi yaşanmışlıklarına bir şahit tutarlar o dosyayı. Çünkü şunu da hesap edebiliyorsunuz. Bana sorsanız işte 3 yıl önce kaç sayfa kitap okudunuz ya da kaç kitap okudunuz? Bunu söylemeyebilirim ama evet. Excel tablosu bunu hesap ediyor. İşte geçen yıl e, yanlış hatırlamıyorsam 17 bin sayfa kitap okumuşum. 70 civarında kitap olmuş bu. Hmm. Hani işte haftada birden fazla ediyor ediyor bu. Bunlar arasında çok büyük kitaplar var. Küçük kitaplar var tabii ki. Hani Bu çok büyük bir rakam olduğu için söylemiyorum. Tek şeyim şu ölçülebiliyor. Böyle ölçülebiliyor. Sevgili yönetmenim de oraya bir excel dosyası... Aa vermiyor. harika evet o bu mu? benim... Evet doğru. Tuttuğunuz... Benim tuttuğum dosya bu. Hmm. Ee, böyle yıllara göre de ayırdım. Evet. Böylelikle. Hani bu işte bir yerde şahit. Kitabı kim okumuş? yani okuduğumuzu şahit hale getiriyoruz onunla ve ölçebiliyoruz da. Evet. Hocam şu muazzam bir şey aslında. Mesela ben e, programımız 5 yılına girecek artık. Dört yıldır eğitimin her konusunu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bir yerde okul öncesi eğitim denildiğinde işte burada yaptığımız programlar direkt aklıma geliyor ve orada okul öncesi eğitimle ilgili alanım olmamasına rağmen Hı -hı. ben bir matematik e, eğitimcisiyim. Bir şeyler konuşabiliyorsunuz. Kitaplar da böyle değil mi? Yani hiç e, o meslekte bulunmasanız bile o mesleğe ait e, işte bir Kitabı okusanız ya da ne bileyim o mesleğin içinde olduğu bir kitap okuduğunuzda çok şeyi konuşabiliyorsunuz ifade edebiliyorsunuz bu muazzam bir şey elbette muazzam bir şey tabii şuna da dikkat etmek lazım evet. bir şeyin kitabı okudu diye kişi onun uzmanı değil olamaz Aslında. onu zaten siz de söylüyorsunuz evet. onu ben de söyleyemem ama şunu fark ediyorum ben şunu fark ediyorum ee, artık bir alanda e, çok okuma yapınca Kimin kimden aldığını, Hı. gerçek kaynağın ne olduğunu. Çünkü ben şunu tespit edebiliyorum artık bazı konularda. Ee, bir deneyden bahsediyor kitap ama yanlış anlatıyor. Hı. Yanlış anlatıyor. Bu deney böyle olmamış. Ben işte videolarını okumuştum, izlemişim. Daha önce okumuştum ya da evet. deneyi yapanın kitabını okumuşum. Böyle böyle yaptık diyor. Ama o kişi kaynak bile göstermeden deneyi anlatıyor. Böyle Hı. bir deney yapılmış fi tarihinde diye. Diyorum ki deney yanlış. Sonra şu da oluyor tabii. E peki bu deneyi yanlış anlatan bir kitap. Diğer yazdıklarında da hatalı olabilir mi? Değil mi? Bir şüphe doğuyor. Bu oldu. beni şuraya getiriyor. E, bütün okumalarımda da bunu de hep dikkat ederim. E, bir bilgi herhangi bir kitapta yazıyor diye doğru olmak zorunda değil. Değil. Evet. Bu yüzden çapraz okumalar, farklı görüşlerden aynı konuyla ilgili yazılmış kitaplar okumakta fayda var. E, çünkü biraz da her yazar kendi düşüncesini okuyucu ikna etmek için kullanabilir. Hı. Dolayısıyla Kitap kitapta illa yazıyorsa yazıyor diye, bir kitapta yazıyor diye o bilgi doğru olmak zorunda değil. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Başka kaynaklardan da teyit etmek gerek. Çünkü bakmak lazım kesinlikle. Aynen. Peki hocam şimdi tabii benim de en büyük sorunum. Az önce reklamları verdiğimizde arada da konuştuk da. Kitapları ben yarım bırakıyorum. Hı hı. Yani ekran başında pek çok izleyicimiz de belki bana ne vicdan azabı değil mi? Vicdan azabı hocam. <laughs> Terk edilmiş kitap. Ya, yani kitabı okuyacağım bir daha ama bıraktığınız yerde kalıyor. Yani bitirilen kitap sayısı bilmiyorum kaç tane ama Çoğu kitabı almışımdır. Hatta belki bir 10 sayfa kalmıştır, 15 sayfa. Siz diyorsunuz ya bitecek, yenisini alayım yanıma falan tabii diyoruz tabii. ama bizde hiç öyle bir şey yok yani. Nasıl bunun önüne geçmeliyiz? Şimdi bununla ilgili evet. olarak işte farklı görüşler var. Benim evet. önerdiğim şey şu: Kitap yarım bırakılır mı? Kitap yarım bırakılabilir. Evet. Çünkü kitap herhangi bir kitabı seçtikten sonra o kitabın aktardıklarını anlayabilecek düzeyde olmayabiliriz. Hmm. Elif Şafak'ın "Tesadüfler ki tesadüf değildir" diye bir yazısı vardı. Orada diyor ki bir kitabı aldık, okuyoruz ama hiç içimize sinmedi. Bir kenara bırakalım o kitabı. İşte 3 ay sonra, 5 ay sonra tekrar bakalım. Bu kez aktığını göreceğiz. Bir de kitaba şans, hemen şans kavramı pek kullanmıyorum. Sevdiğim bir şey değil. Şansa inanmıyorum çünkü. Evet. fırsat vermek lazım kitaba. Peki ne kadar fırsat vermek lazım? Bunu çeşitli ölçütlerini koymuş kimileri şunu fark ettim ben okumalarımda bir kitabın ilk 100 sayfasına sabırlı olacaksın hmm. çünkü çok işte 500 600 işte en son okuduğum geçen yıl sonuna doğru Binbir Gece Masallarını bitirdim birinci cildini 1650 sayfaydı ve iki ay gibi sürede günde 30 sayfa okuyarak ama yalnız okumuyordum bunları ses kaydı olarak sesli okuyordum ve işte birileriyle paylaşarak. Ee, okunmak için sebebim oluyordu. Evet. Çünkü bunu paylaşacağım. Birileri bunu bekliyor. Bir de onlar devam eden hikayelerdi. Ee, kitap yarım bırakılabilir mi? İşte Benim için sınır 100 sayfa. Yani evet. 100 sayfaya gelinceye kadar sabrediyorum. Diyorum ki bu kitap açacak kendini. Açacak, açacak. Açmazsa e, zaten mesela bu kitap kaç sayfa? E, 240 sayfa. Ne kaldı ki sonunda? Ne kaldı sonra? ki oluyor. Bazı kitaplar için değil öyle mi? ama bazılarında öyle değil. Mesela şu an okuduğum Folk altın bir kitabı var. Evet. 600 sayfaya yakın. Hani 100 sayfa değil. Hatta şimdi şöyle ne zaman açacak bu diye bakıp duruyoruz. Yok <laughs> bence direkt, açtı. Öyle direkt açtı. Direkt açarak başladı. <laughs> evet. Çünkü hani kitap nasıl seçilir? Ee, kitap bir kere hani arka kapağına bakarak. Şimdi bakın burada işte reklamı yapılan birileri kitapla ilgili iyi şeyler evet, söylemiş. Şöyle. Burada hiç kötü şey söyleyen olmaz zaten. Evet. Neresine bakacağız? Ee, neresine bakacağız? <laughs> Buraya bakabiliriz. Evet. İçinden birkaç sayfaya bakabiliriz. Konu bizim ilgimizi çekiyor mu? Bununla birlikte bence iyi kitap şöyle olur başka kitaplara sizi götüren kitabı iyi kitaptır. Hmm. Yani bir kitap aldınız. Orada bir kitaptan bahsediyor ya da filanın eserinde şöyleydi ya da kaynakçasını açıyorsunuz. Orada ben öyle çok kitap sahibi oldum. Hatta artık okumam buna eklektik okuma deniliyor. Bir kitap okuyorsunuz. Oradan başka bir kitabı, oradan başka bir kitap, oradan başka bir kitaba ulaşabiliyorsunuz. E, kitap herhalde böyle seçilir. Evet. Ama hani kitap yarın bırakılır mı? Yarın bırakılır kitap. Hani buna da çok çünkü kitap okumanın amacı ne? Okumuş olmak için okumak değil. Ben ayrımı şöyle yapıyorum. İşte okuyucular var, bir de taşıyıcılar var. Evet, taşıyıcılar. Hani taşıyıcılar okuyucular, var, evet. taşıyıcılar. E, kitabı taşıyorlar sadece. Hani bunun örnekleri de var. Türkiye'de ulusal bir televizyonda Kürk mantolu Madonna ile ilgili bir <gülüyor> olay <gülüyor> olmuşlar. Ya. Evet. Madonna'dan bahsedildiğiyle ilgili. Ben okumadım işte. Ben çok <laughs> rahat söyleyebilirim bunu. Ee, kitaplar yarım bırakılabilir. Yarım e, bırakılabilir. Ve sabırlı evet. olmak lazım ama hani ne zaman yarın bırakılacağız? Sonra ama geri dönüldüğü zaman o kitap faydalı olabilir. Evet. Yani Aa, evet bu böyle değilmiş ya da artık okuyabiliyorum diyebilir kişi. Çok vicdan yapmamak lazım. Çok bence. doğru. Bence ama evet. kitap bir arkadaş mı? Kitap çok iyi bir arkadaş. Yıllar önce bir otobüs yolculuğunda otobüs şoförü, en önde oturuyorum. Otobüs şoförü direksiyonu şöyle tuttu, koca direksiyonu. Ha. Dedi ki bu benim dedi her şeyim, sevgilim, karım Yanına geldim sonra abi dedi niye öyle diyorsun? Evet. dedi ki bu dedi ne ekmek ister ne suzu ister. <laughs> ben dedi çalıştırdığım zaman çalışır git zaman hiçbir şey yapmaz. Eyvallah. Kitap sessiz bir dost gibi. Evet. Sessiz bir dost. Ki, mesela kitaplarla terapi yöntemleri var. Biblioterapi deniliyor. Hmm. Kendisini ruhsal olarak kötü hisseden insanlar kitap okuyarak kendilerini iyileştirebilirler. Tabii şu da var. Sevdiğim sözlerden birisi yine. Kütüphaneler ya da kitaplıklar aklın tedavi yerleridir der söz. Oo, Ama hani delirmenin, çıldırmanın yeri de onlar olabilir. Okuduğunuz kitaba Değil göre mi? bu Peşinden değişebilir. Gittikçe... gittikçe tabii ki bazen, hani bunu çok sık yaşıyorum, paylaşıyorum. Evet. Ee, bize gösterilen dünya gerçek dünya değil. Kitaplarda çok başka Aa, bir dünyada. Bir dünya Tabii var değil mi? Ki. Genelde Tabii ki. şey yapılır hocam. Felsefe kitapları okuyanlar biraz sorgulamaya başlayınca sen o kitabı kapat okuma istersen kafan karışacak falan diye. Yani öyle var. Benim öyle arkadaşlarım da var. Evet. Çok okumuşsun diyerek. <laughs> değil mi orada? Hocam şimdi programın sonuna geliyoruz. Sevgili evet. yönetmenim Fatih Bey de buradan da bana uyarı veriyor. Ee, okuduktan sonra oku 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 diye de bir başlık Aa, evet. yapmıştık. Onu da bir alalım sizden de. Şimdi e, okumak... Şimdi bazı insanlar okuma alışkanlığından nefret ediyor. Hadi okumadığıyla, okumamasıyla gurur duyan insanlarla tanıştım. Ben. Evet. Okumuyorum. Katılıyorum da aslında çünkü şöyle bir durum söz konusu. Eğer kitaplardan öğreniyorsanız her şeyi yani hayatın içerisine dahil olmuyorsanız hayal gücünüzü yitirebilirsiniz. Çünkü kitaplarda söylenenlerin doğru olduğunu kabul edip bir sınır çizmeye başladığınızda Başka bir şey görmüyorsunuz. Bu da iyi bir şey ama değil aslında. Ama ortadaysanız o konuyla ilgili fikriniz yoksa bir kitap okuduğunuzda... Faydalı ister olabilir ona elbette. Ona kapılıp gidiyorsunuz. Doğru. Aykırısını da bulmak gerekiyor. Hani dediniz ya az önce çapraz. Çapraz. Evet. İşte hangi kitap öyledir onu da bilemiyoruz. Biraz rastlantıyla da ilgili olabilir. Tavsiye alınabilir evet. belki. Çünkü hani bana sıklıkla soruluyor hocam hangi kitap okuyalım. İşte sosyal medyada falan paylaşınca artık pek gelmiyor o sorular. Oradan cevabını vermiş oluyorum ama. Evet. Sadece okumak değil biraz da hayatın içerisinde bunları aktarabilmek ya da hayatın içerisinde de gerçekliği görebilmek önemli. Buraya gelirken getirmiştim. Eğer izlenebilecekse izleyebileceksek bir evet. video. Son dakikalara girdik ama hocam. Tamam, çok kısaydı zaten. Evet, Good Will Hunting ha. filminde evet. bir hoca ile öğrencisinin konuşması var. Öğrenci çok okuyan, çok zeki, çok akıllı birisi ve hoca sonra diyor ki Michelangelo'yu sana sorsam kim olduğunu nasıl bir hayat sürdüğünü her şeyi anlatırsın bana. Kitaplardan biliyorsun çünkü. Ki Sistine Şapeli'nin Vatikan'daki evet. süslemelerini Michelangelo öyle yapmıştır. Ama diyor oranın kokusunu bilmedikten sonra bunun ne anlamı var? Hmm diyor yani oraya gidip orayı görmek, görmek. başka bir duygudur Değil hani mi? çok okuyan mı hmm. bilir, çok, çok gezen, gezen mi? ben çok gezen birisi değilim açıkçası evet. hani baktığımızda Sizini ama e, ikisini, ikisini bir arada yapan Değil yani mi? gezerken evet, okuyan çıkıyorum. diyorum ben <laughs> evet. e, peki okuduktan sonra ne olmalı e, birkaç dakika bir dakikamız Lütfen. var mı Lütfen. tamam e, yine işte o son hikaye bu kez kitap kahve kırmızı Kalem'in son hikayesi bana ait bir şey değil bu direkt aynen aldım. Ferhat Tümer isminde bir reklamcının kendisiyle tanışmadım ama daha önce yıllar önce görmüş ve çok beğenmiştim bu satırları. Kitabın son hikayesi olarak bunu koydum ve şöyle diyor. Oku oku oku. Hayata geçiremiyorsan, onunla yarışamıyorsan, kaybedip vazgeçiyor, kazanıp gevşiyorsan, yakamıyor, yapamıyorsan, değiştiremiyor, başlatamıyorsan, son veremiyorsan, yön veremiyorsan, Eviremiyorsan, çeviremiyorsan, diş geçiremiyor, kafa atamıyorsan, laf anlatamıyor, söz dinletemiyorsan, altını üstüne getiremiyorsan, baş aşağı çeviremiyorsan, saçından tutup sürükleyemiyorsan, boğazına sarılıp isteyemiyorsan, karşısına dikilip yüzleşemiyorsan, düşünüp yapamıyorsan, ateşle oynayamıyorsan, bir fark yaratamıyorsan, sürüden ayrılamıyorsan ne anladın o kitaptan? Sürüden ayrılanı kurt mu kapacak? Belki kurt yok, belki gitti. Bir ömür bekleyecek değildi. Belki de sürü uydurdu kurdu. Belki sadece kıl kurdu. Belki sıkıldı beklemekten. Belki görünce korkacak, deli sanıp kaçacak. Belki de hepsi gerçek. Kurt orada ve seni yiyecek ama önce yakalaması gerekecek. O seni yakalamadan sürü peşinden gelecek. Ya da kısaltalım hikayeyi akılda kalsın. Sana sürüden ayrılmamanı kim söylüyor? Kurt mu? Süre Süre Ferhat Tümer. Ferhat Tümer. Sevgili yönetmenim de ekranları siz okurken taşıdı. Çok teşekkür ediyorum. Hani sayfasında <laughs> oraya taşıdı. <laughs> Kitaba gömülünce hiçbir şey fark Değil etmiyor. Yani, <laughs> Öyle hocam, diye Hocam cidden söylüyorum. Yani e, gerek web sayfanız gerekse de bu kitap okuma noktasındaki şeyiniz çok farkındalık oluşturuyor. Emin olun bu konuda. E, ben Teşekkür, çok teşekkür ederim. Ediyorum. Ne mutlu. Bunu duymak beni daha da motive ediyor. Kesinlikle hocam. Yani e, Ferdi Bişkin'le zaten hani program yapmak benim için büyük bir zevk. Ama çok kitap önemli. konusunda olduğu zaman daha farklı bir zevk alıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Sağ ben, e, Uzun zamandır da radyoda da program yapmıyorduk. E, buradan herkesin huzurunda size teklifte bulunuyorum diyorum. <laughs> Cuma günü Konya FM'de inşallah programımıza da şu buradan seve, teklif seve. ediyorum. Çok sevinirim. Hatta ben şöyle bir şey de düşündüm. Evet. Bunu burada söyleyeyim de kaçar olmasın <laughs> <diye. gülüyor> Kaçar olmasın. Çok güzel. Harika. Buyurun. Kitaplarla ilgili bir program. Evet. Acaba yapılabilir mi? Yani hikaye olabilir. Kitapların... Yani Böyle bir şey aklımda. Bundan önce de konuşmuştuk evet, aslında bir evet. şey yapalım diye. Ama bir realize olmadı. Ee, Bunu realize yapalım hocam. Bakalım yani Buradan. kitaplarla ilgili Tabii. bir şey belki faydalı İzleyicilerimiz olur. de şahit tuttuk artık. Bundan sonra yapmak zorundayız. Peki. <laughs> çok teşekkür ederim ben efendim. Ben çok, çok teşekkür sağ ederim. Aklınıza sağ 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 sağlık. Sağ efendim bu hafta Kütüphaneler Haftası yedik. Ee, kitaplar hayatımızın e, en güzel e, nesneleri diyelim. Onlarla iletişime giriyoruz. Hocamızın tabiriyle sessiz dostlar onlar. Umarız okuyan bir toplum oluruz Umarız yanı başımızda sürekli kitap olur Ve okuyarak bir şeyler ediniriz Ve hayatı kitaplarla yaşarız efendim Bizden bu haftalık bu kadar Haftaya değişik konu başlıklarıyla karşınızda olmak üzere Mutlu günler diliyorum efendim